Leyla? Bu sefer tesadüf değil. Hoş geldin. Gel şöyle geçelim. Evet. Ne içersin? Hiçbir şey. Peki. Nasılsın? Beni işe sen aldırmışsın. Doğru mu? Niye? İnternette iş aradığını gördüm. Tesadüfen. İsmet Bey de benim müşterim. Eleman arıyordu. Sağlam bir yer, iyi şirket. Senin için iyi olur diye. Niye benim iyiliğimi düşünüyorsun sen? Ben sadece senin için bir şey yapmak istedim. Vicdanını rahatlatmak için mi? Günahlarının bedelini mi ödemek istiyorsun? Öyle değil tabii. Ne peki? Evliyken oturduğumuz evi de onun için aldım. O günlerle ilgili pişmanlıklarım var demiştim. Geçmişe ait yaralarım var. Toparlıyorum şöyle. Taşınırken eleriz fazlalıkları. Bakalım nasıl bir yer bulacağız. Bunca eşyayı sığdırabilecek miyiz? Bakarız artık. Olmazsa satarız bir kısmını. Zaten eski püsküşelim. Bak bak içimiz karardı senelerdir. İyi oldu iyi. Baştan aşağı yenileneceğiz. Ne demişler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Benim çok... Sen şu merdivenlerden kurtulacaksın diye seviniyorum. İnçik inçik yoruluyor. Sen de öyle. Derli toplu düz ayak bir yer buluruz. Her şey eski. Yaptığın temizlik bile görünmüyor ki burada. Seni nasıl inandıracağımı bilemiyorum ama tamamen tesadüf oldu. Refleks gibi. İşe ihtiyacın olduğunu gördüm. Tesadüfen eleman arayan bir tanıdığım vardı.
Öyle yani. Kendini iyileştirmek için beni kullandın yine. Bence boşuna uğraşma. Benim için bir şey yapma. Merhametini kendine sakla. İşinden memnunsan bu yüzden ayrılmaya kalkma sakın. İşin kötüsü... Bu işe ihtiyacım var. Daha da önemlisi... Evdekilere ayrılma sebebimi anlatamam. Söyleme. Nişanlın da bilmesin. Bana iş buldun diye bundan sonra da ahbap olacağımızı düşünme sakın. Biz seninle dost değiliz. Mümkünse hiç karşılaşmayalım. Ayrıldınız mı? Hayır. Hayırlı işler. İş bitti, evi aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Tatlı getirdim size. Evimi kutlayalım. Teşekkürler. Pardon, hemen geliyorum. Dağıt şunları oğlum. Dağıtayım. Herkese yeter inşallah. Leyla. Bir daha benim için bir şey yapma. Uzak dur benden. Kesene bereket abi. Afiyet olsun. Hayrola? Ev satmaktan vazgeçtin, şimdi de sirke mi satıyorsun? Yüzün diyorum, yüzün. Giden müşterin değil belli. Yengemiz mi oluyor? Eski eşim. Evini aldığınız Ali Rıza Bey'in kızı aynı zamanda. Hadi canım. Hiç görmedim. Çalışıyor, denk gelmediniz demek ki. Ha, sen onun için araya girmedin. Bana bak. Ne dümen çeviriyorsun sen? Evi bana kakaladın mı yoksa? Yok abi, öyle değil. Bizim durum biraz karışık. Adam gibi anlat. İyice çorba ettin kafamı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Siz projeyi bir an önce yollayın. Bazı değişiklikler yapmak isteyebiliriz. Tabii. Müştemilata da bakalım. Tamam. Necde? Bak sen, geliyorum şimdi. Peki. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.